Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Arkadaşlar trabzanlı veya kirpikli yapraklardan sıkıldıysanız farklı olarak size bu şekilde e, tunus işi yaprak yaptım arkadaşlar ara ara zaten bu yaprağı gösteriyorum duruşu da kalıp gibi olduğu için arkadaşlar bunu tercih ettim yapımı gayet kolay bunlar tahta boncuk siz taş boncuk da kullanabilirsiniz arkadaşlar ben de tahta boncuk vardı o yüzden bunu değerlendirdim eğer sizde bunun taşı varsa o da olur arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde. İlk önce boncuklarımızı ipimize diziyoruz. Hazır olan tığ battımızın üzerine arkadaşlar modelimizi yapıyoruz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde ipimizi bu şekilde tığımıza tutturup iki zincir çekip yandaki tığ battıya girip tığ battı yapıyoruz. İki yaprak arasında tam altı tane tığ battı hazırlıyoruz. Mesafe veriyoruz. Ara mesafesini verdikten sonra tığımın başını iki defa doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battı 1, 2, 2, alarak bu şekilde bir yuva yaptım arkadaşlar. Trabzandan yuva. Bir zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına girdim. Orada da bir zincir ilmek aldım. 3 4 ve 5. Tığımda tam 5 tane ilmeği topladım. 5 ilmek tam bu yaprak boyutuna arkadaşlar. Gayet de ne küçük ne büyük orta karar bir yaprağımız var. Ve bunu ben şimdi arkadaşlar 5 ilmeğimi 2 2 2 2 olarak bu şekilde aldım. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi tel tel yuvaların içi gözüküyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. İlk yuvamı şu şekilde hemen sağ gözüküyor demiştim arkadaşlar. Bakın gayet buralar açık bir şekilde. İlk yuvama kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bu bir zincir yuvamızın yapacağımız bu zincirin ilmek boyutunu belirliyor arkadaşlar. O önemli. 1 2 ve sonuncuya da girdim. 3. Bu sefer ilmek 4 tane. Tığımda yine 2 2 2. 3 seferde aldım. 1 2 3 4 5 zincir. İlk ilmeğimi aralıyorum bu şekilde ilk ilmeğime kapattım yine bir zincir çekiyorum her yaptığım kirpiğin dibine bir tane zincir çekelim arkadaşlar o zincir önemli ilmeğimizin çünkü boyutunu belirliyor bir iki 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 seferde çektim bir iki üç dört beş zincir her köşe başında beş zincir çekip Buraya kirpik olarak kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Bir tane kaldı arkadaşlar. O bir yuvaya da son yuvaya da girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki sonuncu yuvama da bu kirpiğimi kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen bir alta görünüyor şu şekilde arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum. Bakın bu aradan hemen bir zincirimle iniyorum ve 5 zincir olarak kapatıyorum burayı kirpiğim karşılıklı kirpiğim oluştu arkadaşlar bir zincir çektim yine bir alttaki yuvaya indim bu şekilde şimdi ikincinin kirpiğini yapacağız 5 zincir 5 zincirimi sık iğne ile indiğim yuvaya kapattım yine bir zincir buradaki bir alttaki yuvaya indim. 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Yaprağımızın son kirpi ve sık iğne ile de yuvaya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızın yapımı kolay. Karşılıklı kiprikleri de denk geldi. Sert bir şekilde bu şekilde yaprağımız hazır. Dediğim gibi üç çeşit yaprağımız var tığ oyasında. Birincisi bu, öbürü kirpikli ve sık iğneli trabzanımız. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimizi çektik yaprağımızdan sonra. Bir tane boncuk alıyoruz şekilde ilmeğimi tığımdan çıkardım. Ters tarafından boncuğumuzun arkadaşlar takıyorum tığıma. Buradaki ilmeğimi de takıyorum. Bu ilmeğimi boncuğumun içinden geçiriyorum. Boncuğumu zincirimin içine doğru ittiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu bu yuvaya yaprağımızın dibine hemen sık iğne ile kapattım. Bir tanesi bu şekilde uzun olacak. En uzunu bu olacak arkadaşlar. 16 tane zincir çekiyorum ikincisi için. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bu sefer ikinci boncuğumu alıyorum. Yine ipimi tığımdan çıkardım, ilmeğimi tığımdan çıkardım. Bu şekilde ters tarafından boncuğun girip zincirin üzerine doğru akıttım arkadaşlar. Zincirimin üzerinde yine bunu da öbür yanına hemen ikinci boy olarak kapattım. Şimdi arkadaşlar 4 zincir 4 zincir azaltıyorum, boylarını kısaltıyorum. Buraya da 12 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincir. 3. 20, 16 ve 12 zincir olarak boylarını ayarlıyorum. Yine bir tane daha boncuk akıtıp boncuğun şu şekilde ters tarafından giriyorum arkadaşlar. Sonra ilmeğimi tutuyorum ve akıtı şey geçiriyorum. Şu şekilde yapmış olduğum zincirin üzerine geçirdim arkadaşlar. Tığımı da taktım tekrar. Çünkü hani e, alırken, çıkarırken şöyle sağlam ilmek olmamış olsun. Dibine bu şekilde kapattım. 12 zincirimi de. Bakın arkadaşlar bu şekilde boy boy gördüğünüz gibi boncuklarım oldu. Tekrar burada ilk trabzan yuvasını yaptığım, yaprağımın ve çiçeğim için yaptığım yuvanın dibine giriyorum ki arkadaşlar şu şekilde hem tığ battı seviyesine iniyorum. Hem de bu şekilde bir dik bir görünüm veriyoruz. 2 zincir 2 zincirimi kapattım bu şekilde. 6 tane arama mesafesi veriyoruz. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir 3. tığ battım. 2 zincir 4. tığ battım. 2 zincir 5. tığ battım 2 zincir 6. tığ battım 6 tane tığ battığı buraya hazırladık şimdi iki defa tığımın başını doluyorum bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum aynı şekilde buraya yaprak yapacağız bir zincir çekiyorum trabzanımın dibine bu birinci ilmeğim trabzana girdim dibinde zincir çektim 2 trabzan arasına girdim zincir çektim 3 4 ve 5 buraya 5 tane ilmeğimi topladım ve 2 2 2 Evet 5 ilmeği 4 seferde ikişer ikişer aldım. Şimdi arkadaşlar buraya 5 zincir çekiyorum. 5 zincir. Bakın burada yuvalar belirgin arkadaşlar. İlk yuvamın içine bu şekilde girip kirpiğimi kapattım. Bir zincir çektim. Evet. Sıradaki yuvanın içine arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki şu şekilde daha net arkadaşlar gözüksün. 3 ve sonuncu yuvaya da girip bu da dördüncü zincir. Evet. Beşten dörde düştü ilmek sayım. Yine iki 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 olarak bu şekilde üç seferde aldım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım. Buraya kirpik olarak. Bir zincir. Hemen yandaki ilmeğin içine girip bir zincir çekip ilmek aldım. Sıradaki yuvaya tel tel ayrık zaten arkadaşlar. Rahat bir şekilde girersiniz. 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Bu da 3. kirpiğim. Hemen arkadaşlar yan üzerine bir zincir çektim. Sıradaki tek kalan yuvamın içine de girip bir zincir çekip ilmek aldım. Evet. İkisini birden kapattım. Artık hiç alacak ilmeğim kalmadı arkadaşlar. Yanda da 3 tane kirpiğim var. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu son tepeye bir tane kalan yere kirpik olarak kapattım. Bir zincir hemen bir alttaki yuvaya indim. Bakın bu son yaptığım kirpiğin 3. kirpiğin karşısı. Hemen 5 zincir Beş zincirimi buraya kapatıyorum. Kirpik. Bir zincir. Bir zincirle iniyorum arkadaşlar. Yoksa zincir çekmeden inilirse yaprağımız sola doğru gerdirir. Yatar yani o tarafı doğru güzel olmaz. Bir zincir çekiyorum. Sonuncu kirpiğimin karşısına yuvaya iniyorum. Yine beş zincir. Beş zincirimi kapattım. Bir sıkı iğne ile arkadaşlar bu yaptığım yuvaya indim. 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 zincirimi çektim. Tığımı da arkadaşlar boncuğumu da indirdim bir tane ipimden çıkardım. Bu şekilde tersinden bakın arkadaşlar. Boncuğu geçirdim. Buradan da ilmeğimi geçirip şöyle aşağı zincirin üzerine doğru bu boncuğumu çıkardım. Bakın zincirin üzerine geçti bu şekilde. Gayet kolay bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Buraya sık iğne ile kapattım. Evet en büyük ilk boncuğumuzu bu şekilde zincirimize taktık. 16 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 16. 16 zincirimi çektim arkadaşlar. Yine buna da bir tane boncuk atıyorum. Sırayla renk ederek zevkinize göre ipi dizebilirsiniz arkadaşlar. Evet, boncuğu makattım, ilmeğimi çıkardım. Şu tarafından arkadaşlar bakın ucunu tığımızın ucunu bu şekilde geçiriyorum. Sonra da ilmeğimden tuttum bu şekilde ilmeğimi boncuğumun içinden geçiriyorum. Evet, gayet kolay arkadaşlar. Şöyle ilmeğim sağlam olması için çıkarıp tekrar takıyorum. Ve kapatıyorum aynı birinci boncuğumu kapattığım yuvaya. Bu sefer 12 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Sonuncu boncuğumu da akıttım arkadaşlar. Ve çıkardım tığımı ilmeğimde. Şöyle biraz ileriden geçirdim boncuğuma. Sonra ilmeğimi tuttum. Bu şekilde ilmeğimi tutar tutmaz sıyırdım zincirimin üzerine. Gayet kolay rahatlıkla da geçiyor arkadaşlar. Buradan yuvanın içine kapattım. Üçüncüyü de yaptık. Bu dibine yuva yaptığımız tığ bantlığı da bir tane sık iğne ile girdim. Yine arasına ikizler zincir çekerek altı tane ara mesafesi veriyoruz arkadaşlar. Bir, iki zincir, ikinci tığ battı, iki zincir, üçüncü tığ battı. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane tığ battı yapıp sonra yine böyle yaprağımızı kuruyoruz. Şimdi bizim bu kadar yeterli 3 tane arkadaşlar. Siz 6 tane yapıp tekrar yaprağa devam edeceksiniz. Şimdi ipimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz çok hoş oldu. Gördüğünüz gibi boncuklar da boy sırasına göre aşağı doğru arkadaşlar iniyor. Şu şekilde arkadaşlar hani bu ayarlama işi büyükten orta ve küçük olarak siz zincir sayılarını kendiniz elinize, ipinizin kalınlığına, inceliğine, sıklığına, gevşekliğine göre de ayarlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi arasını da 6 yerine 8 tane de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde sık seviyorsanız sık da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Görünüşü de farklı bir Tunus işi de yakıştı arkadaşlar. Boncukların kenarına çok hoş durdu sağa doğru yaprağı meyletmesi de boncukları ortaya çıkardı. Kirpikli yapraktan denediğimde sola meylettiği için sanki boncukların üzerine yığılır gibi oldu arkadaşlar. Ama tunus işi arka tarafı meylettiği için çok hoş durdu. Bu şekilde modelimiz yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.